Merhabalar, hoş geldiniz. İletişimi olmayanlarla alakalı açılım yapacağım. Deste seç şeklinde olacak. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Birden başlıyorum ben şimdi. Hiç haber alamadığınız, hiç iletişim kuramadığınız bir kişi de olabilir. İstediğiniz şekilde sağlıklı bir iletişim kuramadığınız bir kişi de olabilir arkadaşlar. Bu kişinin güncelinde, gündeminde neler var? Buna bakacağız. Sizinle ilgili düşünceleri, duyguları, iletişim adımı atar mı? Atarsa bu nasıl bir iletişim olur? Bunlara bakmak istiyorum. Tamam, iki tane gelsin. Önce gündemiyle başlayalım. Şimdi ay bir gülesim geldi. Burada gözünüz aydın, iletişim var da bu iletişim konusunda işte en son söyleyeceğimi de şimdi en başta söylemiş gibi oldum ama iletişim konusunda çok kas katı kesilmiş kişiler görüyorum. Başlayalım şimdi. Bu kişinin hayatına baktığımda İster kendi dünyası ile ilgili olsun, isterse de sizinle ilgili yaşadıkları olsun, hiç fark etmez. Meseleyi eline alıp iyice bir değerlendirdiği, duygularını o dünyanın içinde yaşamaya başladı. Aslında ne kadar mutluydu, ne kadar huzurluydu, ne kadar keyif alıyordu her şeyden. Bunları iyice bir güzel değerlendirdiğini görüyorum gündemde. Gündemde size dair bir özlem çıkmış. Topluluk içerisinde çok fazla zaman geçirdiğini de görüyorum. Bu kişi biraz dünyası kalabalık bir insan olabilir veya sizi olan özlemini azaltmak amacıyla duygularını bastırmanın, duygularını o esnada ona çok odaklanmamanın yolu olarak kalabalıklara karışmayı da tercih ediyor olabilir. Yazı yazmak çok istiyor. Burada direkt aramadan ziyade yazarak iletişim kurmayı görüyorum güncelinde. Hatta bu kişi sizin sembollere, sizin bir takım işaretlere değer verdiğinizi de gördüğü için acaba sembollerle mi ben ona mesaj iletsem diye kafasından geçirdiğini de görüyorum. Güncelinde de siz geldiniz. Burada çok ayrıksı, çok kendi hayatına çok odaklanan bir insan ya da çok meşgul bir insan görmedim. Sizin dünyanıza uzaktan bakan, sizi özleyen, sizin ona aktardığınız duyguları tekrardan yaşamak ve bu duygularla beslenmek isteyen bir kişi görüyorum ama bu söylediğim şeyi şu şekilde almayın. İşte enerji hırsızı, enerji vampiri ya da bencil bir şekilde almayın. Burada öyle bir enerji yok. Sadece ve sadece geçmişte ne kadar mutlu olduğunu, o duygularla ne kadar tatmin olduğunu hatırlayıp bunları özleyen bir kişi var. Sizin yazı yeteneğiniz, sizin bir konuyu iletişimsel anlamda ele alıp bunu da aktarım beceriniz bu kişiye göre çok yüksek. Bu yüzden de iletişim kurma konusunda doğru kelimeleri seçmeliyim, doğru cümlelerle hareket etmeliyim gibi bir duruma sahip. Zihni çok hızlı çalışıyor bu arada bu aralar bu kişinin. Çok fazla konuşma isteği var. Dile dökmek ihtiyacında olduğu çok fazla şey çıkmış. Kafasından iletişim geçiyor. İletişimle alakalı bir engel varsa bunu kaldırmak da istiyor. Gerçekten iletişim kartlarını çok açtım. Zihninde sürekli bir tartışma halinde. Sizin gönlünüzü almak istediğinizi de görüyorum.
Siz kapalısınız bu kişiye. Kalbinizi kapatmışsınız. Siz kendinizi ne zaman ve ne kadar kapattıysanız o kadar bu kişinin size tutunmuşluğunu görüyorum. Kaybetme korkusu yaşadığını görüyorum. Dönüyor dolaşıyor kendi yaşadığı şeyler ya da size yaşattığı şeylerle alakalı. İstese de istemese de değerlendirme yaparken kendisini buluyor. Uçarak gelmek gibi bir düşüncesi var. Şimdi ben yoğun bir biçimde bu kişinin sizi takip ettiğini görüyorum. Sosyal medyadan veya aranızda engeller varsa bu engelleri çok hızlı bir şekilde hemen kaldırıp tekrardan engellemek durumunda hisseden birini görüyorum. Böyle yapıyor hareketleri. Bu kişinin sizin nasıl bir tepki vereceğinizden korktuğu için bu şekilde. Geçişleri çok hızlı ve kendisinden beklenmedik şekilde de dengesiz olabilir. Düşünceleri de çok hızlı ayrıca. Sabah düşündüğünü öğlen düşünmüyor, öğlen düşündüğünü akşam düşünmüyor veya sabah kendisine mantıklı gelen cümleler birkaç saat sonra mantıksız geliyor. Yok yok şu şekilde evirip çevirmeliyim, şu şekilde düzeltmeliyim dediğini de görüyorum. Ama iletişim kurma isteği son derece yoğun. Bakın zihninde kupaların onlusu kartı çıkmış ve buradaki çok ilginç. Bu normalde mutluluk kartıdır. Mutlu bir aileyi bize temsil eder. Burada oturduğu yerde elini başına götürüp kara kara düşünen bir kişiyi de resmedilmiş. Burada belki de siz bu şekildesiniz ve bu halinizi ortadan kaldırıp gönlünüzü almak istediği için iletişim kurmak istiyor. İletişim başlangıcı var. Sizi gözettiğini, gözetlediğini görüyorum. Bunun için bir fırsat kollayan enerjisi var. Ayrıca ben normalde yorum yaptığımdan şu anda çok çok daha hızlı konuşuyorum ki bu kişinin konuşmak istediğini buradan algıladım. Hava elementi çok baskın. İkizler, terazi, kova burcu, daha çok ikizler. Bir an önce bir şeyleri anlatıp içindeki dertleri dökmek istiyor. Beni bir dinle, dur bir dinle. Bak ben bir anlatayım. Ondan sonra işte kendini mi kapatıyorsun? Ya da bana kızıyor musun? Beni şöyle güzelce bir silkeliyor musun? Ne yaparsan yap. Tamam ben ondan da korkuyorum ama beni bir dinle diyen bu şekilde bir karın ağrısı olduğunu gördüğüm bir insan var. Kabinde işsizliği döngüyü tekrardan başlatmak istediğini görüyorum. Siz onun için güneşsiniz. Bakın buradaki kader çarkı kartında gezegenler resmedilmiş, Merkür de var. İletişim kurmak istiyor. Bu kısır döngüden çıkmak istiyor. Bu şanssızlığı kırmak istiyor. Mutsuzluk halini defedip onu mutluluğa çevirmek istiyor. Değişim zor olsa da burada bunu şanslı bir tarafa çevirecek gücü kendinde bulduğunu görüyorum. Bu kişinin size adım atması an meselesi, haftalar vermiş. Ama bakın başına ne geliyor adım attıktan sonra. Bu kişi adım atıyor ama tamamen buz gibi bir insanla karşılaşıyor. Sen misin bana bu cümleyi yazan deyip kılıcını o şeyin içerisinden geçirmiş bir kişi görüyorsunuz. Bakın burada işte bu onun en büyük korkusu. Korkularından kaynaklı neyi nasıl söyleyeceğini bilemeyip hata yapma olasılığı yüksek bir insanda algılıyorum ki bakın burada onu bir böcek yemeye çalışıyor, saldırıyor. Kılıç dokuzlusu kartı. İletişim kuruyor, iletişim adımı görüyorum ama ılımlı bir tepkiyle karşılaşmıyor. Afallıyor kalıyor. Ve korkularının arttığını da görüyorum. Şuraya bir kart daha açacağım. Sonra da konuşturma kartlarıyla destekleyeceğim. İletişim var ama iletişimle ilgili. Ya bana şöyle derse ya da evet biliyorum hatalarımı biliyorum duyacağım lafları. Başıma gelecek şeyleri biliyorum. Korkuyorum da ama yine de iletişim kurmak istiyorum diyen bir insan da var. Devamında ne olabilir? Bunun devamında siz iletişim kurduktan ya da bu adımı size bu kişi attıktan sonra işler çorap söküğü gibi gelmiyor maalesef. Siz bu kişiyle eğer bir durumun iyileşmesini istiyorsanız tepkileriniz sert olmamalı. Kırıcı, iğneleyici, sarsıcı söylemlerden, cümlelerden uzak durmalısınız. Eğer bu şekilde olursanız kafası karışıp hayal kırıklığına uğrayarak neyi nasıl yapacağını zaten iyice düşünerek adım atmış hali vardı. Bu sefer iyice karışacak ve onun içinden de çıkamayacak olarak görüyorum. Sizin söylemlerinizi
ya da sizin tepkilerinizi de ifade edebilir buradaki böcek. Çok da ayrıca çirkin resmedilmiş. Hani o söylemlerinizin kendisine batması, zarar vermesi gibi bir durumdan sakındığını, ilerleyen zamanlarda da sakınacağını görüyorum. Biraz hayalperest ve algılarında bir bozukluk olacak bu kişinin. Bu kişi size adım attıktan sonra da sizin kafanız karışabilir. Orası ayrı. Şimdi bir kısmınızda şöyle bir enerji algıladım ki ben bana iletişimle ilgili adım atarsa ne söyleyeceğimi ya da nasıl bir duruş içerisinde olacağımı çok iyi biliyorum deseniz de bir yere kadar bunun devam edeceğini görüyorum. Sizde de bir kafa karışıklığı olabilir. Acaba şurada ne demek istedi bu eşek? Bu salak çocuk ne demek istedi diye düşünecek olabilirsiniz. Çünkü çok zekanız, mantığınız ön planda. Acaba burada bunu mu yapmaya çalışıyor gibi buna benzer düşünceleriniz olacak. Kartlarımdaki sembollere bakıyorum. Burada hep uçan kişiler var bakın. Uçan bir kuşun, hatta bir ay adını unuttum ben bu kuşun. Hah, baykuş. üstünde bir tane şövalye var. Baykuş bilgelik demektir. Size doğru hamlelerle, bilgece yaklaşımlarla gelmek istiyor. Gönlünden bu geçiyor. Ben bu kişiyi art niyetli görmedim. Yani öyle vur kaç yapayım, ne yapıyormuş bir yoklayayım veya ben bir iletişim kurayım da bu benim sadece alma odaklı bir niyette kuracağım iletişim olsun gibisinden bir iletişim görmedim. Sahiden konuşmaya ihtiyacı olan bir kişi görüyorum. Eğer sizin de konuşulmamış şeyleriniz varsa, eğer sizin de ifade etmeye ihtiyaç duyduğunuz hisleriniz var ise bunu bir gözetin derim. Bu kişi çünkü hevesi kırıldığı zaman tekrar bunu toparlamakta zorlanacak bir insan. Olabildiğince temkinli davranmaya çalışırken şu hali bürünebilir sonradan. Evet, ben önceden dangıl dungul hareketlerde bulunan, ağzından çıkanı kulağa duymayan, lafımın nereye gittiğini belki de analiz edemeyen, bilemeyen, bunu beyin süzgecimden o anda geçiremeyen bir kişiydim ama bu sefer nasıl davranmam gerektiğini iyice düşünüp o şekilde hareket ediyorum. Böyle bir temkinlilikte, böyle bir özenle hareket ettikten sonra bununla ilgili bir yara alırsam bu sefer böyle yaptığım için soğuyabilirim. Hevesim kırılabilir. Mutsuzluğum artabilir. İyice karışabilirim. Kendime alkole verebilirim, sigaraya verebilirim. Böyle bir kişi görüyorum. Ama sizin kafanıza da takılacak iletişim var burada. Konuşturma kartlarından alalım. Burçlardan da bahsedelim. Hava burçları çok çıktı. Kova, ikizler, terazi. Su burçları çok yoğun. Akrep, yengeç, balık. Baskın bunlar. Baskın olmayan ateş burçları ve toprak burçları da gelmiş. Daha çok su ve hava ağırlıklı. Ne söylersin? Evet, bu kadar karın ağrın var. Düşüncelerini aktarmaya duyduğun ihtiyaç var. Ne söylersin? Seninle olmak için herkesle savaşırım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yalnız kalıp düşüncelerini derleyip toplamaya, nasıl konuşması gerektiğini, hangi cümleleri aktarması gerektiğini düşünmeye ihtiyacı var. Burada bu şekilde söyleyebilirim. Çünkü gündeminde yalnız görmedim. Ben bu kişiyi topluluklar içerisine karıştığını gördüm. Ve burada çevresinde sizin iletişiminizin kopmasına neden olan üçüncü şahıslar görmüyorum. Herkesle savaşırım derken kendi zihninde zaten kendi duygu düşünceleriyle çok fazla savaşan bir kişi görüyorum burada. Değişen düşüncelerine bu kişi yetişemiyor. Zaten kılıç şövalyesiyle başladık. Anlık olarak düşünce ve duygu değişimleri son derece hızlı. Kendi düşünceleriyle, kendisiyle savaşıyor. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Evet, kafasına düzeltmeye ihtiyacı var zaten. Öyle ki az önce bahsettiğim gibi sabah kendisine mantıklı gelen öğlen gelmiyor.
Bu da kendiyle alakalı bir durum. Çok kafası karışık. Çünkü en mantıklı olanın hangisi olduğunu analiz ederken kendi içinde çok çelişki yaşıyor. Ama bakın bu kişi dürüst arkadaşlar. Belki geçmişi bilmiyorum. Belki geçmişte yalanlar söyledi. İşin içerisinden sıyrılmak için bahaneler üretti. Yalan söylemeye meyilliydi. Bunu bilemem. Ancak şu anda dürüst olmak isteyen, bu şekilde olmazsa da kazanamayacağını bildiği bir savaşta debelenip duracak bir kişi. Bunu da gözettiğini görüyorum ki adım atmaz bu şekilde olacaksa. Şunu alacağım. Aslında seni sevmeyi çok istedim ama olmadı. Veya burada işte iletişim kurmayı istedim ama olmadı. Olmamış bir takım durumları oldurmaya geliyor. Çünkü seninle olmak için. Bu birinci deste olmamışı oldurmak. Sana geldiğimde her şey için çok geç olmasından korkuyorum. Evet. Bakın kılıç dokuzlusu korku kartımız da burada zaten. Eyvah yakalandım. Ya da eyvah çok geç. İşte o korktuğum şeyler tepemde beni yiyecek, kemirecek, bana zarar verecek. Bu kişi tabii bunun bilinçaltındaki korkularla adım atmasının yansımalarını da görüyor olabiliriz şu anda. Hayatını ve kafasını düzeltirken adım attığında bir de bakıyor ki çok geç olmuş ve bu sefer siz kabul etmiyorsunuz. Böyle bir şeyle karşılaşmak da çok istemiyor. Son bir konuşturma cümlesi daha alalım. Seni hala seviyorum. Doğru, seviyor. Ben burada dürüst bir insan görüyorum. Geçmişte belki de becerememiş. Çok istemiş ama olmamış, olduramamış, yapamamış. Hatta belki de şöyle de olabilir. Bakın geçmişte sizinle iletişim kurmak veya sizinle olan durumu başlatıp devam ettirmek onun mantığına yatmamıştır. Ama şimdi ne kadar da özlediğini ve ne kadar da mantıklı olduğunu yeni yeni algılamaya başlıyordur. Böyle bir durum da olabilir. Çok hepinize uymayacağını gördüğüm nadir bir fiziksel uzaklık noktası var ki bunu da kapatmaya çalışacak olarak görüyorum. Evet, birinci deste için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarda benimle etkileşimde bulunursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi ikinci desteye geçiyorum. İkinci destemizde sıra. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Sağlıklı bir iletişim kuramadığınız kişi de olabilir. Hiçbir şekilde haber alamadığınız, iletişiminizin olmadığı kişi için de dinleyebilirsiniz. Bu kişinin güncelinde hayatına neler var? Sizinle ilgili düşünceleri, duyguları neler? Adım atacak mı iletişim kurmak adına? Ve size neler söyler? Bu şekilde devam edecek açılımımız. Haydi açalım. Öncelikli olarak burada çok karışık senaryolar geldi. Siz eğer bu kişinin hayatında farklı bir kişi olduğunu biliyorsanız, ilişkisi olabilir, evli olabilir. Bu kişinin gündeminde ve kafasını meşgul eden durumlarda bunların varlığını görüyorum. Şimdi üç kişiyi ilgilendiren bir durumdan kaynaklı iletişiminizin koptuğunu görüyorum. Şimdi ben yasak ilişki tablosu da görüyorum baktığımda. İletişim kurmak adına bu kişinin bir karar alacağını ve karar alma durumunun bile onu ne kadar zorladığını, zor bir seçimden geçeceğini düşündüğünü görüyorum. Evli olabilir. İletişim bu yüzden kopmuş olabilir.
Hatta sizin iletişiminiz koptuktan sonra ciddi bir ilişkiye başlamış da evlenmiş de olabilir. Yani mevcut durumunda şu anda ben bu insanın bir yüzük görüyorum ama eğer senaryonuz bu şekilde değilse de onunla alakalı daha farklı bir şekilde de yorum getireceğim. Ama çok fazla insan ve seçimler gördüğüm için ikinci deste daha çok bana bu senaryoya daha çok uyacak gibi geliyor. Bu kişinin düşüncesinde aslında yaşanan tartışmaları, ayrılıkları, kaotik durumları sonlandırıp sizi gururlandırarak, size hak ettiğiniz güzellikleri yaşatarak gelmek varmış geçmişte. Kalplerdeki yaraların sarılmasını, mevcut gözyaşlarının dinmesini istiyormuş. Halen de bunu düşünüyor ama bunu nasıl doğru bir şekilde yapmalı? Nasıl bir karar alarak, hatalar yapmayarak, nasıl doğru düzgün, dürüst, vicdanlı ve şefkatli bir biçimde yapması gerekiyor? Bunu da düşündüğünü görüyorum. Kendisi kendine göre, kendince bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ama işte farklı bir kişiyle bağlantısı olduğunu gördüğüm için iki kişi arasında bir seçim yapmak durumunda kalacağını hissediyor. Bu kişinin kalbi, duyguları, tutkuları sizden yana olsa da yorgun olduğunu görüyorum. Seçim yapma fikrini bile onu çok zorladığını görüyorum. Çok tepeden, çok farklı bir yerden, hiç ummadığınız şekilde sizden haber alıyor olabilir. Ama siz bu kişiden haber alamıyor olabilirsiniz. Kalbinde yaşadığı bu duygusal durumları akıtmaya ihtiyaç duyuyor. Onu yorgun düşüren, artık benim kendimi şarj etmem gerekiyor dedirten durumlar var. Size anlatmak isteyip de anlatamadığı durum evliliği de olabilir bakın. Şimdi siz ben bir anlam veremedim, biz bir konuşuyorduk ama sonradan pat diye iletişimi kesti gitti. Ben ne oldu hiç anlamadım. Bir anda hatta engellendim diye düşünüyorsanız eğer, ya ciddi bir ilişkisi var bu insanın, ya evli dediğim gibi. Ya da şöyle bir durum, kendisini duygusal olarak bir duruma devam ettirmeye hazır hissetmiyor. O gücü, o enerjiyi kendisinde göremiyor. Bir de iletişiminizin kopmasındaki nedenlerden biri de inanç farklılıkları, gelenek kültür farklılıkları. Belki bu kişi yurt dışında, belki sizin aşina olmadığınız bir yerde. Belki bir baba engeli, baba faktörü var. Ya da çok topluluklara, topluluğun kabul ettiği ilişkilere uymayacağını düşündüğü için iletişimi de kesmiş olabilir. Bu da diğer sebeplerden biri. Bu ikincisi çok yönlü, çok çeşitli geldi. Biraz da anlaşılmak istenen bir noktada kendisini görüyor. Değerlendirmeler yaptığında gizli duygulara sahip olduğunu, gizli tutkulara sahip olduğunu görüyorum. İletişim konusuna gelecek olursak, dediğim gibi çok zor bir seçim, çok zor bir karar. İki kişi arasında karar vermek durumunda bu kişi. Ama kaçan balığı kovalayamadığı için hayal kırıklığına süreçte uğrayacağını gördüğüm için ben burada bir iletişim göremedim çok. İletişim niyeti, iletişim hayali var ama hayalde kalacak bir durum gibi. Veya bu zor seçim, zor karar aşaması, karar alacağını bilmesine karşın süreçte kararsız kalarak da kaybedebilir. Sizle alakalı bir durumu. Hani kafasında kalplerin sarılmasını isteme var, gözyaşlarını dindirme var, sizi bir şekilde taçlandırıp onurlandırma isteği ya da hak ettiğinizi, en azından hak ettiğiniz açıklamayı size sunma isteği varsa da bunu çok gerçekleştirebilecek cesarete sahip olduğunu görmüyorum. Bunu çok yapamıyor. Kendi hayallerini kendisini çok kurtaramıyor. Şimdi açalım da eğer ki diyorsanız, yok ben biliyorum bu insan kesinlikle evli değil, bir ilişkisi de yok diye. Şu şekilde o zaman. Yaşadığınız ayrılıklardan, hatta bir kaosla, bir tartışmayla, ortak paydayı bir türlü bulamamayla sonlanmış bir ilişkiniz ya da iletişim durumunuz olabilir. Bunların ardından bu kişi istiyor.
bir şeyleri düzeltmeyi. Kafasındaki çelişkileri bitirip de kalbini sarmayı düşünüyor ya da sizin kalbinizi sarmayı düşünüyor. Bu konuda dürüst, şefkatli ve vicdanlı yaklaşımlarda bulunma gibi bir durumu da var. Siz eskiye göre bu kişinin gözünde çok fedakar değilsiniz. Şu anda çok bağımsız, hükmedici, eskiye nazaran daha özgüvenlisiniz. Size gücünün yetemeyeceğini de düşündüğü için içindeki duyguları her ne kadar size aktarmak istese de, ne kadar size bir sevgisinin olduğunu fark etse de iletişim kararı ya da size duygularını açmakla ilgili durum onun için çok zor. Çünkü o duygular eyleme geçtiğinde iş, o duygularla ne yapacağını çok bilemeyen bir kişi bu. Kupasının içindeki balığa bakarken, onu severken, sizinle alakalı hayaller kurarken bir de bakıyor balık düşmüş. Şaşkın şaşkın balığa bakıyor. Bir dakika ya, ne oldu der gibi bir suratı var zaten. Sonrasında malum hayal kırıklığı. Bu kişi sizi kaybetmenin yasını tutuyor içten içe. Bir müddet aslında kurtarılmayı ve sizin ona adım atmanızı da beklemiş. Fakat onun gözünde siz eskiden olduğunuz kadar verici, sabırlı, fazla fedakar olmadığınız için kendi duygularından vazgeçmeye bile kalkmış. İletişim fikrinden kendisine uzak tutmaya da çalışmış bir müddet, bunu da görüyorum. Ama burada iletişim adına çok bir şey göremedim. İlk testten bu deste daha olumsuz. Bana geçen hissiyatı daha karmaşık ilişkilerin ya da belirsiz durumların yaşandığı zorlu durumlar. Ve bu üçüncü kişiler yoksa eğer, bu kişi sürecin sonunda iletişim kurmadığında da cesaretsiz kaldığı için kuramayacak, ama şunu anlayacağını görüyorum. Benim gücüm varken devam etmedim ya da gücüm varken konuşacağım şeyleri açığa çıkarmadım, onları içimden dökmedim. Evet, kalbimde döktüm kendi içime. Yeri geldi kendi içimde boğuldum. Ama iş sana bunları aktarmaya geldiğinde bu karar bana ağır geldi. Ve kendi hüznüme sarılarak kaldım. Kendi karamsarlığıma, kendi kederime sarıldım. Kaderime de küstüm diyebilir. Ve duyguları hala varken iletişimin kopmasının getirdiği sıkıntıyı yaşıyor. Evet, burada bana daha sıkıntılı bir tablo geldi. Bu kişi size bir şey söylese ne söylerdi bakalım. Daha henüz o ayrılığın verdiği ya da nasıl bir şekilde koptuysanız onun verdiği durumu ya kendisi atlatamamış ya da siz atlatamadığınızı düşündüğü için bunu çok başaramayacağına dair fikirlere kapılıyor. Ama niyette ve düşüncede böyle bir istek de yansıyor. Orası da apayrı bir durum. Ne söylersin? Sana çok aşığım. Evet, duygular dolup taşıyor kalbinde. Arzularıyla, tutkularıyla gelme isteği çok yoğun. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Ben bu kişiyi öyle çok da meşgul görmedim aslında ama. Adım atma konusunda seçim yapmak ona zor geldiği için belki de bu duyguyla yüzleşmek ona ağır geleceği fikrine kapıldığı için böyle bir cümleyi söylüyor olabilir. Yalnız bakın, şunu da görüyorum ki sizin iletişiminiz koptuktan sonra ya bu kişinin aldığı bir ders olmuş ya da siz bu kişiden bir ders almışsınız ya da bir ders vermişsiniz ona. Çünkü burada kopan giden şeyler ya da iletişimin kesildiği durumlarda her iki tarafın da anlaması gereken bir şey var. Varmış. Ne söylüyor tekrar? Tek istediğim şey sensin. Evet, burada ben çaresizlik algılıyorum. Aşığım. Tek istediğim şey sensin. Ama gel gör ki ne kadar iletişim kurmak istesem de ya da ne kadar kalbim sana aksa da hayal kırıklığına uğrama korkumdan da dolayı adım atamıyorum gibi bir şeyler var. Ya da size daha önce kurtarıcı bir hamlede bulunmamış bu kişi. Sizi kendi duygularınızda siz boğulurken arkasını dönüp gitmiş, iletişimi kesmiş. Şimdi de bu durumu yapmak adına kendinde
Ne kadar aşık olursa olsun gerekli gücü bulamıyor. Sen aşkın tanımısın. Evet, aşıklar kartı da burada bakın. Yani iletişim kurmak isteyip de kendisini hazır hissetmeyen bir kişi daha çok görüyorum. Yakın zamanda bu sebepten kaynaklı iletişim görmüyorum. Hatta iletişimle alakalı bir engel de olabilir aranızda. Bir blokaj durumunu gördüm. Ama siz onun gözünde aşkın gerçekten tanımısınız. Tabii bu yasak aşk da olabilir. Seni kaybetmek istemiyorum. Evet, bu korku daha çok yansıyor. Ama işte bu kişiye göre arkadaşlar size adım atmak belki de diğer kişiyi kaybetmek demek. Burada yasak durumlar, üç kişiyi ilgilendiren durumları çok görüyorum. Artık seni sevmiyorum. Ben anladım durumu. Burada sırf mecburiyetten dolayı bu aşka sırtını dönüp bunu demek zorunda kalacak bir kişi var süreçte. Veya siz ona böyle dersiniz diye korktuğu için, kaybetme korkusuna çok düştüğü için iletişim konusunda adım atmayı ne kadar istese de yapamayacak bir insan görüyorum. Evet, bana bu ikinci açılım sıkıntı hissettirdi. Açılımı burada bırakacağım. İletişim adına çok bir şey hissedemedim. İletişim kurulsa bile devamında hayal kırıklığı görüyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bugünlük bu kadar. Diğer açılımlarda görüşmek dileğiyle.